Selamlar efendim, hoş geldiniz. Bugün sizlerle base'imizi yaptıktan sonra artık yemek sorununu halletmeye geçiyoruz. Yemek sorununu domuzları keserek halledeceğiz. Domuz farmı nasıl yapacağız? Pig farm nasıl yapılır? Onu sizinle paylaşacağım. Hiçbir yere ayrılmayın. Domuz farmı yapabilmemiz için onların evini yapabiliyor olmamız gerekiyor. Onların evi ise nasıl yapılıyor? 4 tane kalas, 3 tane cutstone ve de 4 tane domuz totosu lazım. Bunun en kolay yolu nedir peki? En kolay yolu elimize bir hammer alıp evlerine vurmak. Merak etmeyin, evlerine vurduğunuz zaman kılları bile kıpırdamayacaktır. Çünkü evler onların evi değil, sanki bizim evimiz. Hiçbir şekilde bize saldırı açmıyorlar ve de evlerini böylelikle kolayca kırabiliyoruz. İki tane ev, bir tane ev yapmamıza müsaade edecektir. Bütün evleri kırıyoruz. Evler genelde domuz kralın yanında ve domuz kralın yanındaki kırmızı alanda oluşur. Aynı zamanda ormanlık alanların içerisinde de domuz evleri bulunur. Bütün evleri kırdığınızdan emin olun, istediğiniz kadar kırabilirsiniz. İki tanesi bir tane ev elde etmemizi sağlıyor. Onu da bilgilerinize sunarım. İsterseniz domuzları da kesebilirsiniz. Ama bu tamamen şahsi bir tercih. Evet, yeteri kadar domuz evi kırdıktan sonra yaklaşık 10 tane yapabilecek kadar malzememiz mevcut. 40 tane kalas, 30 tane katsıton, 40 tane de domuz totosu. Elinizde yeteri kadar malzeme olduktan sonra Alchemy Engine'in yanına gidiyorsunuz ve de çıkan Structure sekmesinden domuz evini buluyorsunuz. Hemen üzerine baktığınız zaman 10 tane yapabilecek kadar malzememiz olduğunu görebilirsiniz. Hemen bir tanesini prototype yapıyorsunuz ve sağ tıklıyorsunuz. Böylelikle istediğiniz yerde bunu oluşturabilirsiniz. Hemen uygun bir yer buluyorsunuz. Tavsiyem, evden fazla uzaklaşmayın. Burasını güzel bir mekan olarak düşündüm ve buraya kurulmaya başlıyorum. Çevreyi temizlemeye başlıyorum. Temizledikten sonra hemen ortaya bir tane Ice Flingomatic koyuyorum. Ice Flingomatic neden koyuyorum? Çünkü yazın domuz evlerimin yanarak kül olmasını istemediğimden. Ondan sonra Ice Flingomatic'in çevresine duvar örmeye başlıyorum. Ve iki tane de kapı üretiyorum. Kapıları boşluklara yerleştiriyorum. Ve artık Flingomatic range'ine evlerimi koymaya başlayabilirim. Fazla uzak olmayacak şekilde, fazla yakın olmayacak şekilde de evlerimi dizmeye başlıyorum. Flingomatic yanına iki tane de Pig Skin koydum. Pigskinler onların yemek kaynağı. Onları gördükleri zaman ilk iş olarak onların üzerine koşacaklar. Şu an sabahleyin evden çıkar çıkmaz Pigskin'in peşinden koşmalarını sağlayacağız. Gelin hep beraber izleyelim bir sonraki sabahta. Sabah oldu ve şu an evlerinden çıkan pigler hemen kurduğumuz tuzağa doğru yöneliyorlar. Evet, artık farmımız hazır diyebiliriz. Ama bir şey eksik. Ney? O da bu halde eğer kesersek veya birisine vurursak hepsi bize saldırmaya başlayacak. Yemeği unutup bize saldırmaya başlayacak. Ama Dolunay'da kurt adam oldukları zaman hiçbiri birbirini savunmaya çalışmayacak. Ve de kurt adamları kestiğin zaman iki tane et ve bir tane domuz skini bizleri bekliyor olacak. O yüzden bir sonraki Dolunay'da görüşmek üzere. Ve merak etmeyin, ikindi vakti geldikleri zaman evlerine doğru kaçmak yerine burada dolanmaya devam edecekler. Hem de akşam vakti olmasına rağmen. Geceleri bile evlerine gitmek yerine gördüğünüz gibi burada duruyorlar. Ve de bu istedikleri zaman sizin bunları kesebilmenizi sağlayacak. Bizim şu an bunları kesmemizin sebebi veya birbiri arasında savaş çıkartmamızın sebebi Full Moon'u beklememiz. Full Moon 11. 31. 51. yani 11 artı 20 artı 20 artı 20 şeklinde ilerleyen bir dolunay şekli var. O yüzden 6 gün sonra dolunay olacak. O 6 gün bekledikten sonra tekrar sizinleyim. Evet, artık beklediğimiz vakit geldi. Günlerden 31. gündeyiz ve de Dolunay şafağındayız. Dolunay'ın gecesinde normal domuzlar kurt adamlara dönüşüyor, gördüğünüz gibi. Kurt adamlara dönüşmesine rağmen hala ortadaki pig skinleri kovalıyor. Ve de auraları çok yüksek bir şekilde, negatif derecesi çok yüksek. Ondan dolayı olabildiğince hızlı bir şekilde kesmek istiyoruz. F'ye basarak sadece kesebiliriz. Kontrol F değil, F'ye bastığınız zaman kurt adamları bulur ve sadece kurt adamları vurur. Kontrol F'ye bastığınız zaman surlara da vurma şansınız var. Dikkat edin, surları kırmak istemezsiniz. Hepsini öldürdükten sonra artık yerlerdeki lootları toplayabilirsiniz. Daha fazla pig skin, daha fazla ev, daha fazla ev, daha fazla pig skin demek. Evet. Bütün lootları topladıktan sonra geriye yemleri koymayı unutmayın. Evet, gördüğünüz gibi 16 tane pig skin ve 31 tane de meat'im oldu. 10 numara farm. Herkesin yapmasını tavsiye ederim. Şunu da düzelteyim. Domuzlar her 3 günde bir tekrardan evlerinden doğacak. O yüzden merak etmeyin, domuzlar hiçbir yere kaybolmuyor. Evet, bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Yorum atıp beğenmeyi unutmayın. Eksik bir şeyim varsa da yorumlarda benimle paylaşın. Hoşça kalın. Bay bay.